Kimya köyünden hepinize selamlar arkadaşlar. AYT kimya denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda 4. sayımızda sizlerle birlikteyiz. Denememize başlamadan önce hala abone değilseniz kanalımıza abone olup yeni denemelerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca denememizin PDF dökümüne açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk sorumuz modern atom teorisi ünitesiyle ilgili periyodik cetvel üzerinden sormuşuz sorumuzu. Şekilde bir periyodik cetvel verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor sorumuzda. A şıkkına baktığımız zaman küresel simetri özelliği göstermeyen elementler X, T ve Y'dir. Hemen küresel simetriyi hatırlayalım. Arkadaşlar küresel simetri bir atomun değerlik orbitallerinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu. Bir de S2D4'ün S1D5 veya S2D9'un S1D10 haline dönüşmesiyle elde edilen küresel simetri durumu söz konusuydu. Orbitaller üzerinden yorum yapacak olursak arkadaşlar, S orbitali için yarı dolu olması S1 ile biteceği, bu da 1A olduğunu, S2 ile bittiği zaman 2A olduğunu, P3 ile bittiği zaman yarı dolu hali arkadaşlar, tabi S2P3 şeklinde biteceği için bu. Daha önceden S2 olacak çünkü. 5A grubu, S2P6 ile P'nin tam dolu olma durumu, 8A grubu elementleri kendiliğinden küresel simetriydi. Bir de dediğim gibi arkadaşlar S2D4'ün S1D5'e dönüşme durumu vardı. Burada 6B grubu yapar. Veya S2D9'un S1D10'a dönüşme durumu burada da arkadaşlar 11 yapıyordu fakat biz buna ne diyorduk? 1B grubu diyorduk. 1B grubu olma durumu küresel simetriliği ifade edecekti bize. Hemen baktığımız zaman bize verilen elementlerden X'imiz kaç A grubu arkadaşlar? Bakıyoruz bakın şurada. Şimdi şunu biliyorsunuz. Burası 1A, 2A şu ortadaki kısım B grubunu ifade ediyordu şöyle. Şu bölüm arkadaşlar. B grupları da 3B ile başlıyordu. Çünkü nasıl devam edecekti? S2D1 şeklinde devam edecek elektron zilinde. Dolayısıyla biz buradan ayırdığımız zaman 2 bir daha 3 D ile bittiği için 3B diyorduk. 3B başlıyor. 4B, 5B, 6B şeklinde devam ediyor. Bakın 6B'ye biz ne demiştik arkadaşlar? Küresel simetri diye ifade etmiştik. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Bu B grubun geçiş metallerinin blok olarak ifadesini arkadaşlar D bloğu. Peki burası neyle başlıyor? 3B dediğimiz grup D1 ile başlıyor. D2, D3, D4. Bakın burası D4. Yani X D4 ise D4'ten önce S2 olduğuna göre S2, D4 ne olması lazım? S1, D5'e dönüşmesi lazım. Dolayısıyla burada küresel simetrilik söz konusu X için. Dolayısıyla X küresel simetri olduğundan dolayı yanlış olan şık A şık oluyor. T ve Y'ye de bakalım arkadaşlar. T'miz zaten küresel simetrik değil. Baktığınız zaman hani D5, D6, D7, D8. D8 olmuş. Burada yarı dolu ya da tam doluluk bir durum söz konusu değil. Tamam. T küresel simetri değil zaten. Y'miz ise arkadaşlar baktığımız zaman şurası da P bloğu olarak geçiyordu. P1, P2, P3, P4. P4 ile bittiği için Y. Bu da küresel simetri değil. A şıkkında bize X'in küresel simetri özelliği göstermediği söylendiği için cevabımız A şıkkı olacak. Diğer şıkları da incelemek istiyorum. Diğer şıklar üzerinden konu anlatımı yapılmış olacak. N, A ve Z elementleri S bloğu elementleri. Arkadaşlar S bloğu elementimiz burası. Yani 1A ve 2A grubu. Bir de şu Z'miz hangi element arkadaşlar? Helyum. Helyum 8A'da olmasına rağmen arkadaşlar blok olarak S bloğunda yer alır. Hatta hatırlarsanız helyumun proton sayısı 2, elektron dizilimi yapıldığı zaman 1S2 ile bitecek. Biz arkadaşlar elementlerin bloklarını belirlerken son orbitali neyle bitiyorsa o blokta yer alır diyoruz. Helyum da S ile bittiği için arkadaşlar S bloğunda yer alacak. Bunu unutmuyoruz. Dolayısıyla NAZ S bloğu elementleri ifadesi doğrudur. C şıkkına baktık. 3. periyot elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki sıralama K büyüktür, Y büyüktür, A şeklindedir. 3. periyoda baktığımız zaman bu burası arkadaşlar 1, 2, 3, 3. periyot A, K ve Y elementleri var. A'mız arkadaşlar baktığımız zaman 2A grubunda yer alıyor. K elementimiz bakın şurası 3A ile başlıyordu. 3A, 4A, 5A, 5A'da. Y elementi ise 6A'da yer alıyor. Aynı periyotta sağa doğru iyonlaşma enerjisi artıyordu fakat 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Ne demek 3 aşağı 5 yukarı? Normalde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde giderken
2A'nın 3A'ya geçmesi, yani 3A'nın aşağı inmesi ve 5A'nın da 6A'ya göre yukarı çıkması, daha yüksek iyonlaşmaya sahip olma durumuydu 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla burada 5 yukarı dediğimiz için K, Y'den daha büyük bir iyonlaşma enerjilerine sahip olacak. K büyüktür, Y büyüktür, A şeklinde ifade edeceğiz. Yani burada verilen öncül doğrudur diyeceğiz. 3 aşağı 5 yukarıyı unutmuyoruz. D şıkı, Z elementi atomlar arasındaki yarıçap türü Van der Waals yarıçaptır. Yine yarıçap türleri vardı. Van der Waals yarıçaplar arkadaşlar, aynı tür atomlardan oluşan moleküller ile soy gazlar için geçerli olan yarıçap türüydü. Baktığımız zaman Z elementimizde 8A'da yer aldığı için, soy gaz olduğu için, soy gazlarda arkadaşlar söylediğimiz yarıçap türü Van der Waals yarıçaptır. Bu da doğru bir ifade. T elementi 8B grubunda yer alır. Hemen bakalım, şurayı bir sileceğim arkadaşlar. Bakın buraya biz 3B demiştik. Devam ediyorum. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Bakın 8B. Hatırlarsanız 8B periyodik cetvelde 3 defa tekrarlanıyordu. Yine 8B diyorum ve yine 8B diyorum. Gördüğünüz gibi T elementi 8B grubunda yer alır ifadesi doğru. Hatta şurayı da söyleyelim arkadaşlar. Burası 1B'ydi. Şu bölüm ise 2B grubunda yer alıyordu. Sonra 3A'dan devam ediyorduk. 8B'nin 3 defa tekrarladığını da unutmayacağız. Cevabımız A şıkkı dedik. İkinci sorumuz sıvı çözeltiler ünitesiyle ilgili. Hemen bakıyoruz. 200 mililitre 0,4 molar NaCl çözeltisiyle 300 mililitre 0,2 molar FCl3 çözeltisi karıştırılıp bu karışım üzerine 500 mililitre su eklendiğinde son çözeltideki klor iyon derişimi kaç molar olur? Molarite sormuş arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Bir de bakın kimi soruyor bize? Klor iyonunu soruyor. Aynı zamanda bu karışımın üzerine 500 mililitre de su ilave etmişiz. Toplam hacmi hesaplarken bunu da unutmayacağız. Öncelikle arkadaşlar size tavsiyem bu tip soruları, yani molarite sorularını mol üzerinden çözün. Daha sonra molariteye geçin. Öncelikle bize verilen NaCl ve FCl3 çözeltileri kaç mol? Bunu bulalım. Molarite formülünden N bölü V'den arkadaşlar. NaCl için yapıyorum. 0,4 molar denilmiş bize. Mol bölü, molü bulmaya çalışıyordum. Hacim değeri 200 mililitre. Yine molaritede hacim biriminin litre olduğunu unutmayalım. Buradan NaCl'imizin molü 0,4 çarpı 0,2'den 0,08 mol yapacaktır. Şimdi NaCl bileşiğini iyonlarına ayıralım. Çünkü klor iyonunu sordu bana. O yüzden klor iyonuna geçiş yapacağım. Şimdi biz ne bulduk? 0,08 mol bulduk NaCl'yi. Katsayılara baktığım zaman katsayılar eşit olduğu için arkadaşlar hem sodyum hem de klor için mol değerimiz 0,08 moldür. Bize klor sorulduğu için sodyumu yazmıyorum. Şimdi de FCl3 için aynı işlemleri yapalım. Molarite formülüne öncelikle FCl3'ümüzün arkadaşlar demir 3 klorumuzun molünü bulalım. 0,2 molar demiş. N'i bulmaya çalışıyorum yine. Hacmimiz ise 300 mililitre, yani 0,3 litre. Buradan da bulacağım mol değeri 0,06 mol olacak. Yine demir iç klorür için iyonlarını ayrıştırıp klor iyonunun molünü bulalım. Demir arkadaşlar burada artı 3 değerlik almış. Klor ise 7A grubu olduğu için eksi 1 değerliklidir. Kaç tane klorumuz var? 3 tane. Başına 3 yazdım. Evet, burada 0,06 mol bulmuştuk demir 3 klorürü. Bizim işimiz klorla, bakın katsayı 1 iken 0,06 ise katsayı 3 iken bu değerin 3 katı olacak. Yani 0,18 mol klor iyonunda FCl3 çözeltimizden geldi. Şimdi biz toplam klor mollerini hesaplayalım. Bakın 0,08 mol klor NaCl'den, 0,18 mol klor ise FCl3'ten geldi. O halde klor için köşeli parantez şeklinde ifade edelim. Molaritelerini bulalım. 0,08 artı 0,18 diyorum. Arkadaşlar iki çözeltiden gelen toplam klor mol sayısı. Şimdi hacim değerini yazarken 200 mililitre ilk çözeltimizden geldi. 300 de ikinci çözeltiden, toplam 500 mililitre. Ama biz bu karışıma 500 mililitre de su eklemiştik. Toplamda ne oldu? 1000 mililitre. V değerimiz litre olarak yazılacağı için 1000 mililitre de 1 litredir. Dolayısıyla burada klor değişimimiz arkadaşlar 0,26 molar yaptı. Şıklara baktığım zaman cevabımız B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz gazlarla ilgili bir soru. İçten pistonlu kap verilmiş. Bununla ilgili bir soru gelmiş. Bakalım sorumuza.
Şekildeki içten sürtünmesiz pistonlu kabın sağ bölmesinde 80 gram CH4 gazı bulunduğunda piston D noktasında dengelidir demiş. Daha sonra SO2 gazının 1/3'ü boşaltılıp aynı sıcaklıkta yerine bu bölmeye boşaltılan SO2 gazının kütlesi kadar helyum ilave ediliyor. Buna göre 3 öncül vermiş. Hangileri doğrudur denilmiş. Arkadaşlar içten pistonlu kaplarda iki bölmenin sıcaklıklarının eşit olduğunu aynı ortamda bulundukları için bu şekilde düşüneceğiz. Ve biliyorsunuz ki pistonlu kaplarda basınçlar birbirine eşit olmak durumunda. Yani piston her iki bölmenin basıncı birbirine eşit olduğu anda dengede durur diyoruz. Burada param varsa ne rahattan düşünürsek arkadaşlar sabitlere eriyeceğiz. Sıcaklığımız her iki bölme için aynı. R zaten sabit. Her iki bölmenin basıncı da birbirine eşit. Dolayısıyla bizim pistonlu kaplar için kullanacağımız formül N1/V1 eşittir N2/V2 olacaktır. Bize mesela bir şey eklendiği zaman, çıkarıldığı zaman denildiğinde arkadaşlar bu ifade dengedeki ifade olduğu için dengeye göre yazacağız. Yani son duruma göre biz bunları yazacağız. Şimdi ilk başta bize sadece 80 gram CH4 bilgisi veriyor. Burası 80 grammış arkadaşlar. Bu 80 gramın mol olarak değerini bulalım. Molekül ağırlığı burada bakın verilmiş CH4'ün 16. 1 mol 16 gram ise 80 gram ne olacaktır CH4 için? 5 mol olacaktır. Burada CH4'ün molünü 5 mol olarak bulduk. SO2 gazının molüyle ilgili bilgi verilmediği için öncelikle ilk başta SO2 gazımız kaç mol bunu bulalım. Bunu da nereden bulacağız arkadaşlar? Şu an ilk durumda dengede olduğu için dengedeki durumdan bulabiliriz. CH4 dediğimiz molümüz N2 olsun. 5 mol bölü V2 dediğimiz her bölme eşit aralıkta arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5V kadar diyebiliriz veya 5 litre dersiniz fark etmez. Formül gereğince eşit olmak durumunda N1/V1'e. N1'i bilmiyoruz. N1 diyelim bölü V1. V1'e baktığımız zaman 1, 2, 3 bölme arkadaşlar. 3'e eşit. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman N1 değerini 3 bulacağız. Yani demek ki bizim başlangıçta SO2 miktarımız da kaçmış? 3 molmuş dedi. Şimdi burada bahsettiği yani sorunun ikinci bölümüne geçebiliriz. Zaten ikinci bölüme göre cevap vereceğiz. Diyor ki bu dengededir. Daha sonra SO2 gazının 1/3'ü boşaltılır. Şimdi 3 mol gazın var. 1/3'ü boşaltılırsa 3'ün 1/3'ü ne olur arkadaşlar? 1 mol olur. 1 mol azaltacağım. Yerine diyor aynı sıcaklıkta boşaltılan SO2 gazının kütlesi kadar. Bakın molü kadar demiyor. Kütlesi. Kütlesi deyince gram olarak düşüneceğiz. Helyum gazı ekliyor. Şimdi biz 1 mol SO2 gazı boşaltmıştık. 1 mol SO2 gazı kaç gram? Soruya baktığımız zaman SO2'nin 1 molünün değeri verilmiş bize. 64 gram. 64 gram SO2 çıktığı zaman yerine 64 gram arkadaşlar kim girecek? Helyum girecekmiş. Soru bize böyle diyor. Helyumun molekül ağırlığına baktığım zaman 4. O halde 64 gram helyum kaç mol yapacak arkadaşlar? 64/4'ten 16 mol yapar. Dolayısıyla burada ne oldu? 1 mol azaldı ama 16 mol arttı. Bunu da şöyle yeşille yazmış olalım. 16 mol helyum eklemiş olduk. Bu 3 mol 1 mol gittiği için son durumda ne oldu arkadaşlar? 2 mol kadar SO2 gazımızda yine kabımızda bulunmakta. Şimdi piston nerede dengede durur denilmiş bize. Şu alt kısmı siliyorum arkadaşlar. Bakın biz yine bu işlemleri yaptığımız zaman piston ne olacak? Tekrar dengeye kavuşacak. Dolayısıyla ben yine aynı formülü kullanacağım. N1/V1, N2/V2. Bakalım N1 dediğimiz yer sol taraftı. Sol tarafta toplam kaç molüm var? 16, 2 daha 18 molüm var. Bölü V1 dediğim alan. Şimdi arkadaşlar önceden 3 mol varken şimdi kaç mol var? 18 mol var. Bu bölmede daha fazla gaz olduğu için mol olarak şimdi daha çok hacim kaplaması lazım ve pistonun sağa doğru hareket edeceğini söyleyeceğim ve buraya 3 artı X diyeceğim. X kadar daha fazla hareket edecek. İkinci bölme için yapıyorum. İkinci bölmedeki herhangi bir molüne dokunmadım. Eksiltmedim ya da arttırmadım. Yine 5 olarak kaldı. Bölü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 demiştik arkadaşlar önceki hacmine. Bu X kadar hareket ettiği zaman bunun hacminden de ne olacak? X kadar kayıp olacak. Bu denklemi çözdüğüm zaman pistonun nerede durduğunu bulacağım. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 18 çarpı 5 90 yapar. 18 çarpı eksi X eksi 18X yapacaktır. Eşittir diyorum. 5 kere 3 15 artı 5 kere X 5X diyorum. Buradan arkadaşlar X'leri bir tarafta toplayacağım. Rakamları bir tarafta topladığım zaman 15'i karşıya attım. 75 yaptı.
Eksi 18 x'i de buraya attım. 23 x yaptı. Buradan x eşittir arkadaşlar. 75 bölü 23 yapar. Bu işlemi yaptığım zaman arkadaşlar x değeri 3'ten büyük çıkacak. 3 kere 23 69 ama 4'ten küçük olacak. Şimdi burada bu hareketi yaptığımız zaman bakalım nerede duracak. Pistonumuz 3 birimden biraz daha ileride gidecek. Evet, 1 birim gitti, 2 birim gitti, 3 birim gitti, biraz daha ileride dedik ve gördüğünüz gibi G ve H arasında pistonumuz durdu. Burada ne demiş arkadaşlar? F noktasında durur demiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış oldu. Burada G ile H arasında durur demesi lazımdı. İkinci öncüle geçtik. SO2 gazının kısmi basıncı artar. Arkadaşlar aynı sıcaklıkta kısmi basıncın formülünü şu şekilde düşünebilirsiniz. N bölü V şeklinde SO2 diyelim. Yine hani biliyorsunuz bizim Px bölü P toplam Nx bölü N toplam formülümüz var. Oradan da yapabilirsiniz ama unutmayın yorum sorularında kısmi basıncı N bölü V'den de yorumlayabilirsiniz. Baktığımız zaman arkadaşlar ilk durumda ve ikinci durumda SO2'nin basınç değerlerini kıyasladım. İlk durumda SO2 kaç mol demiştik? 3 mol demiştik. Hacmimiz neydi arkadaşlar? 1, 2, 3 bölümdü. Yani ilk durumda kısmi basıncımız bizim 1 atm'ydi. Böyle düşünebiliriz. İkinci durumda ise n'imiz ne oldu? 1 mol SO2 dışarı çıktığı için 2 kaldı. Hacim ise baktığımız zaman G ile H arasında. Yani bak yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan daha büyük. 6 ile 7 arası. Hatta buraya 6 diyelim. 6 ile 7 arası. Ama 6 diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 1'den daha küçük bir rakam çıkıyor. Yani 1 bölü 3, 1 bölü 4 arasında bir değer çıkacak. Dolayısıyla 3 ile 1 bölü 4 arasında diyelim. Baktığımız zaman kısmi basıncın olduğu azalmış oldu. İkinci öncülümüz de yanlış oldu. CH4'ün kısmi basıncı artar. Aynı işlemleri CH4 için uygularsak N bölü V'den. Önceden CH4 5 moldü. Şimdi yine 5 mol. Fakat hacim değeri önceden arkadaşlar hacimimiz 1, 2, 3, 4, 5'ti. Şimdi ne kadar? 1,5'luk bir alanda. Yani CH4 için N bölü V oranı ne oldu? Büyüdü. Hacim küçüldüğünden dolayı N bölü V oranı büyüdü. Kısmi basıncı artar ifadesi doğru olacak. Cevabımız ise yalnız 3 diyoruz. Bursa oluyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sıkıntısı olanlar varsa sağ üstte linkimizi bıraktık. İçten pistonlu kaplarla ilgili konu anlatımımıza bakabilirsiniz. Dördüncü sorumuz kimya ve enerji ile ilgili entalpinin HES yasasıyla olan kısmından gelmiş gençler. Baktığımız zaman iki tane tepkime vermiş bize. Ara tepkimeler verilmiş ve net tepkime delta H sorulmuş. Biliyorsunuz ki entalpi tepkimenin izlediği yola bağlı değildi. Yani biz mekanizmalar üzerinden de entalpiyi bulabiliyorduk. Bu tip sorularda bir püf noktamız vardı. Arkadaşlar bu püf noktada şuydu. Ana tepkimede karakteristik maddeler üzerinden sorumuzu çözecektik. Ne demek karakteristik madde? Tek bir tepkimede olan madde. Mesela karakteristik dediğimiz zaman karbon için bu tepkime karakteristiktir. Neden? Karbon sadece birinci tepkimemizde var arkadaşlar. Yine baktığımız zaman maddelerimize karbon monoksit de karakteristik bir madde. Sadece ikinci tepkimede yer alıyor. Oksijenle karbondioksit ise her iki tepkimede yer aldığı için bunlar karakteristik değil. Dolayısıyla bizim işimizi zorlaştıran maddeler. Ama karakteristik olanlar tek maddede yer aldığı için bunların net tepkimedeki sayısı bizim ara basamakları kaçta çarpmamız gerektiğini net bir şekilde belirtmekte. O halde ben bu kırmızıyla işaretlediğim karakteristik maddeler üzerinden soru çözümü yapacağım. Şimdi baktığım zaman ana tepkimede karakteristik olan karbon elementi girenlerde ve bir adet. Karbon birinci tepkime ait bir maddeydi ve girenlerde ve bir adet olduğu için ben bu tepkimeye dokunmuyorum. Yani birle çarpıyorum gibi düşünebilirsiniz. İkinci karakteristik madde karbon monoksitti. Ana tepkimede karbon monoksit ürünlerde ve iki adet. Bizim ikinci tepkimemizde karbon monoksit girenlerde ve bir adet olmuş. Dolayısıyla ben bunu ürünlerde ve iki adet yapmak için eksi 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Eksi 2 ile çarptığım zaman ne olacak? Girenler ürünlere dönüşecek. Yine ben burada size yazmış olayım arkadaşlar. Bu sayılarla çarptıktan sonra tepkimem ne hale aldı sağlamasını yapmış olayım. Evet tepkimeleri yazdım. Eksi 2 ile çarptığım zaman dediğimiz gibi girenler ürünlere dönüştü ve 2 ile çarpılmış oldu. Evet taraf tarafa topladığımız zaman aynı maddede ürün ve girenlerde olanı yani ok yönünün zıt tarafında olanlar birbirini yok edecek şeklinde ifade ediyoruz. Baktığımız zaman oksijen arkadaşlar
yok etti birbirini. Karbondioksit de burada bir tanesi yok etti. Yani şurada girenlerde karbon kaldı. Artı burada bir tane karbondioksit kaldı elinde. Ürün diyorum, iki tane karbon monoksit kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki tepkime ile buradaki ana tepkime aynı. Dolayısıyla ben doğru sayılarla çarpmışım. Şimdi yapacağımız işlem buradaki çarptığımız sayıları delta H'la da çarpmak. Birinci tepkimeye dokunmamıştım zaten. Eksi 94 geldi birinci tepkimeden. İkinci tepkimeyi eksi 2 ile çarptığım için delta H'ı da eksi 2 ile çarpıyorum. Bu rakamı eksi 2 ile çarptığım zaman arkadaşlar 135.2 yapıyor. Artı olarak da bir düşüneceğiz. Bu iki değeri de birbiriyle topladığımda artı 41.2 gibi bir değer çıktı. Cevabımız arkadaşlar Denizli oldu. Beşinci sorumuz kimyasal reaksiyonlarda hızla ilgili bir soru. Ve sorunun özeline baktığımız zaman anlık hız ve ortalama hızla ilgili bir soru tarzı. Şekilde bir grafik verilmiş ve bu grafiğin arkadaşlar N2O5'e ait olduğu söylenilmiş bize. Kabacımız 4 litreymiş. Zamanla harcanma hızını gösteriyor N2O5'in grafik. Buna göre NO2, bakın NO2 gazını soruyor. N2O5'i vermiş, NO2'yi sormuş. Dolayısıyla tepkime üzerinden yorumlayacağım. Dikkat! 30. saniyedeki anlık hızı ve ortalama oluşma hızı kaç mol bölü litre çarpı dakikadır? Bu tip sorularda en önemli yer arkadaşlar şu birimimiz. Birimlere dikkat edeceğiz. Çünkü bize sorduğu birime göre cevap verir. Şimdi öncelikle anlık hız nasıl, ortalama hız nasıl ayırt ediliyor? Buna bir değinelim. Arkadaşlar anlık hız dediğimiz değer size net bir saniye verir. 30. saniye der, 15. saniye der, 20. saniye net bir değer verir. Buradaki hızını sorar. Ortalama hız ise tepkimenin başlangıcından bitişine kadar olan süre üzerinden cevaplayacağımız soru tarzıdır. Şimdi anlık hızlarda size verdiği değerden bizim siyahla çizdiğimiz grafik eğrimize bir doğrultu çizerek arkadaşlar kestiği nokta belli edilir. Bakın burada kırmızıyla işaretlemişiz. Daha sonra buradan geçecek şekilde bir teğet çizilir. Ve bu teğet üzerinden şuraya tanjant alfa salınır. Yani karşı bölü komşu yaptığımız zaman biz bu değeri bulmuş oluruz. Tekrar söylüyorum. Anlık hız sorulan saniyeden grafik eğrisine bir nokta belirtiliyor. Kestiği nokta belirtiliyor ve buradan bir teğet çiziliyor. Bu teğetten karşı bölü komşu yani tanjant alfası alındığı zaman bulduğumuz karşı bölü komşu değeri bizim anlık hızımız olacak. Tabii ki size sınavda böyle bir soru geldiği zaman siz bu eğriyi çizmeyeceksiniz. Bizim de burada yaptığımız gibi bu size hazır bir şekilde verilmiş olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle anlık hızı bulalım N2O5 için. Sonra NO2'ye geçiş yapalım tepkime denklemi üzerinden. Birimimizde neydi arkadaşlar? Mol bölü litre çarpı dakika. Şimdi 33 saniyede kırmızıyla çizdiğimiz işte teğet almışız. Karşı bölü komşu yaptığımız zaman karşı değerimiz 0.06. Bakın grafik ne? Mol. Biz neyi bulmaya çalışıyorduk? Tekrar söylüyorum. Mol bölü litre çarpı dakika bulmaya çalışıyorduk. Anlık hız için yapıyorum. Mol değerim karşı 0.06 eşit bölü komşu. Komşu dediğimiz değer arkadaşlar neydi? 50. Bakın saniyemiz komşuda tanjant alfayı aldığımız zaman şurası 50. saniyede sona ermiş. Dolayısıyla ben buraya 50 saniye diyeceğim. Fakat bize birim olarak ne sorulmuş arkadaşlar? Dakika sorulmuş. 1 dakika 60 saniye olduğu için 50 saniye kaç dakika yapar? 5 bölü 6 dakika yapacaktır. Litre demiş. Kap litresi de bize zaten 4 litre verilmişti. 4'ü de buraya yazdım. Ne yaptım ben? Mol bölü litre çarpı dakikaya çevirmiş oldum birimimi. Buradan işlemleri yapacak olursam şu 4 ile 6 sadeleştiği zaman 2'ye 3 kaldı. 3 karşıya çarpma olarak geçerse arkadaşlar 0.06 çarpı 3'ten 0.18 yapacak bölü 2 kere 5 de 10 yapacak. Buradan anlık hızım 0.018 yapacaktır. Tabii ki bu kime ait arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. N2O5'e ait. Biz N2O5'i 0.018 bulduysak NO2 bakın arkadaşlar N2O5'in katsayılar cinsinden 2 katı kadar fark var. Dolayısıyla NO2'nin anlık hızı da bu değerin 2 katı kadar olacak. Yani 0.036 olacak anlık hızımız. Ortalama hızı da bulalım. Yine arkadaşlar 1 mol litre çarpı dakika. Ortalama hızı da ise bu siyah noktaya bakıyoruz. Yani başlangıcından bitişine bakıyoruz. Değişim bölü zaman olarak düşüneceksiniz ortalama hızı da arkadaşlar. Değişim bölü zaman. Unutmayalım. Tabii burada litre falan soruyorsa bunları da ekleyeceğiz.
ne soruyorsa ona göre cevaplayacağız. Siyah yeri incelediğimiz zaman arkadaşlar değişim 0,08'den 0'a kadar. Yani tamamen bitmiş. Dolayısıyla mol gördüğüm yere N2O5 için 0,08 yazacağım. Bölü litremiz yine 4 litre çarpı dakika. Baktığımız zaman zamandaki değişim ise arkadaşlar 60 saniye. Yani 60 saniyede tepkime bitmiş. Dolayısıyla ben buraya 60 saniye olarak düşündüğüm zaman ve dakikaya çevireceğim için 60 saniye ne olur? 1 dakika olur. Burada bulduğum değer 0,02'dir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu kimin için ortalama hız? N2O5 için diyorum. Yine NO2 bulurken katsayılardan yorum yapacağız. 1'e 2 oranı olduğu için arkadaşlar 0,04 de kim olacak? NO2 için ortalama hızımız olacak. Şıklara baktığım zaman anlık hızım 0,036 olacak. Zaten direkt A şıkkından 0,036'yı bulduysanız cevap çıkmıştı. Ama biz nasıl çözüldüğünü bu soruların bu şekilde bulmuş olduk. Bu konuyla ilgili eksiğiniz varsa arkadaşlar sağ üst köşeye, bilgi kutucuğuna bu konunun linkini bıraktım. Deneme izledikten sonra dönüş yapabilirsiniz. 6. sorumuz kimyasal denge Kc ile ilgili bir soru. Amonyak oluşum tepkimesi verilmiş. 400 derecede denge sabiti 0,5'tir. Yani denge sabitimiz arkadaşlar burada Kc oluyor. 2 litrelik bir kapta 400 derece sıcaklıkta, yani sıcaklığımız yine aynı. 2 mol N2, 4 mol H2 ve 0,8 mol NH3 bulunduğu saptanmıştır. Bu sistem için hangisi doğrudur denilmiş? Sistem dengelidir diye A şıkkında da söylemiş. Arkadaşlar bu tip sorularda yani sistem dengeli mi değil mi diye sorduğu zaman biz ne yapacaktık? QC üzerinden yorum yapacaktık. O halde QC'mizi bulalım. Sonra bize verilen KC ile kıyaslayalım. Eğer QC ile KC birbirine eşitse sistem dengede diyoruz. Eşit değilse de dengenin kaydığı yönü yorumlayalım. Öncelikle QC'yi bulalım. QC de KC gibi arkadaşlar ürün bölü girenler şeklinde ifade edilecek. Ürünlere baktığımız zaman NH3'ün karesini alacağız. Azotun ve H2'nin derişimlerine çarpacağız. Fakat H2'nin katsayısı 3 olduğu için burada H2'nin ne yapacağız? Kübünü alacağız arkadaşlar. Tabii ki hangi değerleri yazacağım? Burada bize söylediği 2 mol N2, 4 mol H2, 0,8 mol NH3 buna göre belirleyeceğim. Çünkü buranın dengede olduğu söylenilmemiş, herhangi bir an gibi düşünüyoruz. Şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu değerler derişim değerleri. Yani molarite değerleri. Bize burada moller verilmiş. Bakın hacimde 2 litre denilmiş. Dolayısıyla N2'nin derişimi 2 bölü 2'den, molarite formülünden, N bölü V'den yapıyorum. 2 bölü 2'den 1 molar. H2'nin derişimi 4 bölü 2'den 2 molar. Amonyan derişimi ise 0,8 bölü 2'den 0,4 molar. Buna da dikkat edelim. Şimdi NH3 gördüğüm yere 0,4 yazıyorum. Karesi demişiz katsayı 2 olduğu için. Bölü, ürün bölü giren. Girenlerde N2'mize 1 molar dedik arkadaşlar. H2'miz ise 2 molar ama 2'nin ne yapacaktık? Kübünü alacaktık. Şurada küp demiştik katsayıdan dolayı. Burada işlemler yapacak olursam 0,08 paya geldi. 8 de payda geldi. 0,01 şeklinde biz QC'yi bulduk. KC'miz kaç arkadaşlar? 0,5. O zaman KC büyüktür QC olduğu için sistem dengede değil arkadaşlar. Eşit olsaydı dengede olacaktı. Şimdi denge nereye kadar bunu belirleyelim. Arkadaşlar sistemin dengede olması için tekrar söylüyorum KC ile QC eşit olmalı. Şimdi KC yalnızca sıcaklıkla değiştiği için biz KC üzerinden yorum yapmayacağız. QC üzerinden yorum yapacağız. QC'nin KC'ye eşit olması için ne olması lazım? Büyümesi lazım. Peki QC'nin büyümesi için ne olacak? Ürün bölü girenlerde düşündüğümüz zaman payın büyümesi lazım. Pay dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Ürünler. O halde denge ne olacak? QC'nin büyümesi için ürünler yönüne kaymalı diyor. Diğer şıkları da buna göre yorumlayacağız. Tepkime sırasında sistemin basıncı yükselir. Kabacımız 2 litre. Baktığımız zaman denge ürünlere kaydığı zaman arkadaşlar ürünlerdeki katsayı ve girenlerdeki katsayı düşünürseniz ürünlerdeki katsayımız daha küçük olduğu için denge ürünlere kaydıkça toplamda bir mol azalması yaşanılacak ve dolayısıyla mol azaldığı için hani basıncı N bölü V olarak da düşünebilirsiniz. Mol azalacağı için hacim sabit olduğu zaman basınç değeri ne olacaktır? Toplam basınç değeri azalacak. Basınç yükselir ifadesi yanlış. Kısaca B maddesi ile ilgili yorum yapabilmek için dengenin kaydığı yöndeki katsayılar büyükse basınç artar. Dengenin kaymadığı yöndeki katsayılar büyükse basınç azalır
diyoruz. Tabii ki burada yorum yaparken katsayılar dediğimiz şey gazlara göre yorumlar. Denge halinde amonyan mol sayısı 0.8'den büyük. Bizim şu anki arkadaşlar mol sayımız 0.8. Denge ürünlere kaydığı zaman ne olacak? Dengenin kaydığı yöndeki mol sayımız artacaktır. Dolayısıyla amonyak 0.8 mol'den daha büyük bir değerde olmalı. Cevabımız Ceyhan diyoruz, doğru. Diğer şıklara da bakalım. Tepkime N2 tükeninceye kadar devam eder. Arkadaşlar bu tepkime bir denge tepkimesi olduğu için unutmayın, denge tepkimelerinde %100 verim yoktur. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. %100 verim olur eğer tamamen tükenirse. Bu da denge tepkimesi olmaktan çıkar. D şıkkı yanlış dedik. Sıcaklık yükselirse denge sabitin değeri artar. Denge sabiti KC. Tepkimeye baktığımız zaman arkadaşlar delta H negatif, yani egzotermik bir tepkime. Isı ibaremiz ürünlerde yer alacak. Sıcaklık arttıkça denge ne olacak? Girenlere kayacak. Sıcaklık artışı sonucu denge girenlere kayarsa KC'miz azalır arkadaşlar. Artar demiş, yanlış. E şıkkı da gitti. Şunu da söyleyeyim, bakın unutmayın, KC yalnızca sıcaklıkla değişirdi. 7. sorumuz asit bazlarda denge, yani asit baz konusuyla ilgili bir soru. Asitlerin kuvvetliliği ile ilgili. Eşit dirişimlerdeki X ve Y asit çözeltilerinin aynı sıcaklıktaki pH sıralaması X büyüktür Y şeklindedir. Buna göre aşağıdaki verilen çözelti örneklerinden hangisinde bu durum geçerli değildir? Yani X'in pH'i Y'den büyük olmayanı soruyor bize. Öncelikle arkadaşlar bu iki çözeltinin asit çözeltisi olduğu söylenilmiş bize ve X'in pH'i Y'den büyük. O halde Y'nin asitliği daha fazla diyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki pH değeri arkadaşlar 0 ile 7 arasında olduğu zaman asit ve 0'a doğru gittikçe asitlik artmaktaydı. Bizim buradan yapacağımız çıkarım Y'nin asitliği X'ten daha fazladır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bize eşit gelişimler demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki suda %100 iyonlaşanlar ya da iyonlaşma yüzdesi daha büyük olanlar daha asit karakteri yüksekti. Asit karakter yüksekse de pH daha küçüktür diyoruz. Burada asitlik sıralaması yapacağım. Aradığım şeyi tekrar söylüyorum. Y'nin asitliği X'ten daha fazla olacak. Şimdi A şıkkına baktığım zaman verilen asitler halojen asitler. Halojen asitlerde arkadaşlar yarı çap arttıkça asitlik artardı. Bu kural halojen asitleri için geçerli. Yani 7A gruplarının hidrojenli asitli bileşikler için geçerli arkadaşlar. Burada hidrojenler zaten aynı olduğu için flor ve klorun yarıçapını kıyaslayacağım. Baktığım zaman şurada proton sayılarını falan da vermişiz arkadaşlar. Klor 3. periyotta, flor ise 2. periyotta olduğu için asitlik kuvveti açısından bakarsak arkadaşlar, pH açısından bakmıyorum, dikkat, asitlik kuvvetinden bakıyorum. Y daha asidiktir X'e göre diyeceğim. B şıkkına baktık. B şıkkı arkadaşlar oksoasit dediğimiz yapılar. Oksoasitler hidrojen, bir tane merkez atom, X diyelim bu merkez atoma, bir de oksijenle oluşan asit grubuydu. X eğer her iki asit içinde aynıysa biz oksijen sayısı fazla olanın asitliği daha fazladır şeklinde yorum yapıyorduk. B şıkkı da doğru olacak. Ya da arkadaşlar merkez atomun yükseltgenme basamağına bakarsınız. X dediğimiz atomlar, merkez atomlar aynıysa yükseltgenme basamağı büyük olanın asitliği fazladır da diyebilirsiniz. Ya da burada yaptığımız gibi oksijen sayısı fazla olanın asitliği fazla derdik. C şıkkına baktığımız zaman yine HXO şeklinde, yani okso asit verilmiş bize. Fakat buradaki X atomları farklı. Arkadaşlar bu durumda X atomları farklıysa bakacağınız şey X'in elektronegatifliği fazla ise asitlik fazla diyoruz. Şimdi elektronegatiflik nasıl yükseliyordu? Yukarı ve sağa doğru yükseliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burada brom ve iyottan baktığımız zaman proton sayılarına, ben size hatta şöyle 7A gruplarını da sıralamış olayım arkadaşlar. 7A gruplarını bilmenizde fayda var. Flor 2. periyot 7A, klor 3. periyot 7A, brom 4. periyot 7A, iyot ise 5. periyot 7A. Dolayısıyla bromun elektronegatifliği iyottan daha fazla olduğu için burada HBrO4 HIO4'ten daha asidiktir. Dolayısıyla yanlış olan, yani geçerli olmayan şık C şıkkıdır diyorum. Diğer öncülere de bakmış olalım. Burada arkadaşlar karboksilik asit verilmiş, yani organik asitler. H2C2O4 ise arkadaşlar oksalik asit diye geçiyor ama yapısında iki tane karboksil grubu içeriyor. Yani oksalik asitin açık yapısı şu yapı. Bunu da bilmiş olun. Dolayısıyla ikisi de organik asit. Organik asitlerde çok sayısı arttıkça arkadaşlar asitlik fazla olacaktı. Burada 2 büyüktür 1. Şöyle yazmış olalım. Joh sayısı, yani karboksil sayısı fazla olan daha asidiktir diyoruz.
E şıkkına baktığım zaman ametal oksitler arkadaşlar. Ametal oksitlerin oksijence zengin bileşikleri de asit karakterli. Burada ise nasıl artıyordu ametal oksitlerde asit karakterli? Yukarı ve sağa doğru artacak. Azot ve fosfor elementleri 5A grubu elementleri. Şöyle yapacak olursak fosfor arkadaşlar 3. periyot 5A, azot 2. periyot 5A. O halde ametal oksitlerde yukarı ve sağa doğru asitlik fazla demiştik. Dolayısıyla burada azotun asitliği daha fazla olacak. Yani burada da Y'miz X'e göre asit karakteri daha yüksektir. Sadece C şıkkında bu dediğimiz öncü geçerli değil. Yani X'in asitliği daha fazla. Dolayısıyla pH'ı Y'nin daha büyük olur. Bize pH X büyüktür Y demişti. Cevabımız C şıkkı oldu sevgili gençler. 8. soru KÇÇ ile ilgili bir soru. Hemen bakalım. Katısıyla dengede olan bakır bir nitrat çözeltisine sabit sıcaklıkta dibindeki katısı tamamını çözmeyecek kadar su ilave ediliyor. Buna göre hangisi doğru olur? Öncelikle arkadaşlar katısıyla dengede demek, tekrar hatırlatıyorum, daha önce konularda da anlatmıştık, doygun çözelti anlamına geliyor. Bunu bileceğiz. Şekilde de vermiş zaten. Bunun üzerine bir miktar daha su ilave ediliyor ama hepsi katının çözülmeyecek. Bakır nitratın çözünme denklemini yazacak olursak arkadaşlar, denge tepkimesi, burası katı, unutmayalım. Bakır artı nitrat şeklinde iyonlarına ayrışacak. Aqua diyorum, suda çözünme. Biz su eklersek dengemiz ne olacak? İyon sayısının çok olduğu yöne kayacak. Bunu biz yine denge konusunda anlatmıştık, tekrar söylüyorum. İyonik şekilde çözünen çözeltilerde su ilave ettiğimiz zaman ne olacak? İyonların derişimleri, molarite formülüne göre yorumlarsanız derişimler düşecek. Derişim düştüğü için denge bu düşüşü iptal etmek için, yani tölere etmek için Le Chatelier prensibine göre dengeyi ürünler yönüne kaydıracak. Şimdi yorumlarımızı yaparken bu durumlara dikkat ederek yapalım. A şıkkında bakır bir nitrat katısının çözünürlük çarpımı artar. Arkadaşlar çözünürlük çarpımı dediğimiz kavram neydi? KÇÇ idi. KÇÇ de diğer denge sabitleri gibi yalnızca sıcaklıkla değişir. Bu da çözünmenin endotermik ya da egzotermik oluşuna göre değişecek. Denge sıcaklıkla ürünlere kayarsa artar, girenlere kayarsa azalır. Burada sıcaklığa baktığımız zaman sabit sıcaklık denildiği için KÇÇ artar ifadesi yanlış, değişmez diyeceğiz. B şıkkında bakır iyon derişimi artar denilmiş. Arkadaşlar biz su ilave ettiğimiz zaman bir seyreltme işlemi yaptık. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Bu maddemiz dibinde katısı olan bir çözeltiye su ilave ettiğimiz zaman dibindeki katının tamamı çözünmüyormuş. Dolayısıyla bizim eklediğimiz su kadar buradaki katı madde çözüneceği için yine son durumda çözelti doygun olacağından dolayı bakır iyon derişimimiz değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Artar ifadesi yanlış. Eğer burada dibinde katı olmasaydı su ekleseydim şöyle yorumlayacaktık. Başlangıçta dengede su ekledim. Derişimler ani bir azalış sergiledi. Sonra denge ürünlere kaydı için bir miktar arttı. Fakat ilk duruma göre ekside yorumu yapardım. Ama ne zaman yapardım bu yorumu? Dibinde katısı olmasaydı. Dibinde katısı olduğu için ise arkadaşlar bizim eklediğimiz su kadar bakır çözeceği için son durumda bakır iyon derişimi değişmez. Yine şuradan düşünün. KÇÇ'yi yazdığınız zaman ne olur? Bakır çarpı nitrat derişimi. Biz şuradaki gibi yorum yaparsak, yani su ekledik, bütün maddelerin derişimleri azaldı, bir miktar denge ürünlere kaydı için arttı. Yani son duruma göre eksi deseydim o zaman hem bakır hem nitrat ikisi de eksi olduğu için KÇÇ azalır diye yorum yapmam lazımdı. KÇÇ değişmez dediğimize göre o zaman bakır ve nitrat iyon derişimimiz de değişmemeli. Zaten dipte kat olduğu için eklediğimiz su kadar çözdüğünden dolayı derişimin değişmediğini buradan da çıkarabiliyoruz. Dipteki katı miktarı artar ifadesi yanlış. Denge ürünlere kaydığı için daha çok katı çözünecek. Eklediğim su kadar katı çözüldüğü için katı kütlesi ne olacak? Bakın kütlesi azalacaktır arkadaşlar. Bakır bir nitratın çözünürlüğü artar. Şimdi çözünürlük dediğimiz şey ne? Belli miktar gram sudaki çözünebilen maksimum miktar. Bu miktarımız da su olarak 100 gram olarak ifade ediliyordu. Biz su eklediğimiz zaman daha fazla madde çözündü fakat bir de ortama eklediğimiz su var. Dolayısıyla hem su hem çözünen madde arttığı için toplamda 100 gram suyun çözebileceği maksimum kapasitede bir değişim söz konusu değil. Çözünen kütle artışı
çözünürlük artış anlamına gelmiyor. Çünkü su miktarım da arttığı için çözünürlük değişmez diyoruz. E şıkkı kütlece yüzde derişim değişmez. Bu doğru arkadaşlar. Neden doğru? Çözelti ilk durumda doygundu. Belli bir kütlece yüzde derişimi vardı. Son durumda yine doygun. Çünkü eklediğimiz su kadar madde çözdü. Dolayısıyla çözelti yine doygun olduğu için kütlece yüzde derişim yine doygunluk oranında sabit olacak. Değişmeyecek. Cevabımız Edirne oluyor. Bu da güzel, dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. İyi incelemenizi tavsiye ediyorum. 9. soru kimya ve elektrikle ilgili bir soru. 3. AYT denememizde de redoksla ilgili bir soru vardı. Arkadaşlar bu sene buradan soru bekliyorum. Onu da hatırlatmış olayım. Redox denkleştirme ile ilgili. Evet, ne demiş? Denklemi renkleştirdiğinde suyun katsayısı kaç olur? Ne demiştik? Redox sorularında ilk yapacağımız işlem bize verilen tepkimedeki bütün maddelerin yükseltgeme basamağını belirlemek. Hemen belirleyelim. Klor 7A grubu olduğu için -1 değerlikli olacak metallere karşı. Mangan buradan arkadaşlar +2 değerlikli çıkar. Oksijenin -2 değerlikli olduğunu, potasyumun da 1A grubu sabit değerlikli bir metal ve +1 olduğunu biliyoruz. Buradan hesaplama yaparsak -6 + 1 - 5 sıfır olması için bizmutun +5 olduğunu görüyoruz. Klor yine -1 değerlikli, hidrojen ametallere karşı +1 değerlikli. Burada klor yine -1 değerlikli arkadaşlar. Bizmut +3 değerlik aldı. Potasyum +1 dedik. Oksijen -2 idi. 4 × -2 - 8. Bir daha -7 sıfır olması için mangan +7 değerlikli olacak. Sudaki oksijenimiz -2, hidrojenimiz +1. Yine potasyum +1 bir A grubu olduğu için, klor 7 A grubu olduğu için -1 değerlikli. Baktığımız zaman burada değişen iki tane element olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi mangan arkadaşlar, bakın +2'den +7'ye gidecek, yükseltgenmiş. Diğeri de bizmut. Bizmut da +5'ten baktığımız zaman şurada +3'e gitmiş, indirgenmiş. Hemen ikinci yapacağım işlem olan yükseltgenme indirgenme tepkimelerini yazıyorum. Ne demiştik? Manganımız +2'den arkadaşlar +7'ye gitmiş. Bunu yaparken de ne yapmış? 5 tane elektron vermiş diyoruz. Yükseltgen diye. Bizmut'a bakıyoruz. Bizmut +5'ten burada +3'e gidiyor. Bu işlemi yaparken indirgeniyor. 2 elektron almış diyoruz. Şimdi arkadaşlar, daha sonra yapacağımız 3. işlem alınan ve verilen elektron sayılarını eşitlemek. 5 ve 2'nin ortak katı 10. Yani ben 1. tepkimeyi 2 ile 2. tepkimeyi 5 ile çarparsam alınan verilen elektron sayıları eşitlenir. Yapacağım diğer işlem ise buradaki çarptığım sayıları katsayı olarak ana tepkime üzerine yerleştiriyorum. Şimdi buradaki yükleri bir silelim. Sadece yazacağım katsayılar kalsın istiyorum. Ne dedik arkadaşlar? Mangan gördüğüm yere, yani redoksa katılan mangan gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bir burada vardı, bir de şurada. Mangandan dolayı 2 yazdım. Bizmut gördüğüm redoksa katılan yerlerde 5 yazıyorum. Buradaki bizmut yine katılmıştı, 5 yazdım. Şuradaki bizmut da yine katılmıştı, 5 yazdım. Bundan sonra yapacağım işlem redoksa katılmayan elementlerin katsayılarını eşitlemek, yani normal denkleştirme işlemine döndü artık. Arkadaşlar, oksijen ve hidrojeni de sona bırakacağımızı hatırlatmak istiyorum size. Potasyumlardan başlayalım. Burada 5 tane potasyumum var girenlerde. Ürünlerde şu an 2 tane var. Zaten burası redoksun işlenmişti. Buraya dokunmuyorum. Bir de şurada potasyum kaynağım var. 5 olması için burayı 3 ile çarpıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Buraya dokunmuyorum çünkü burada redoksa giren elementler var. Yani mangan var burada. Ben potasyumu buradan işlemeye çalışırsam buradaki manganın yük dengesini bozacağım için yanlış bir işlem yapmış oluyorum. Redox'a katılmayanları denkleştiriyorum. Unutmayın. Buraya potasyumu 5 olması için 3 ile çarpmış oldum. Toplamda 3. 2 de burada 5'e 5 oldu. Şimdi de klorları işleyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar ürünlerdeki klor sayısı daha çok. Dolayısıyla önce orayı bir sayalım. 5 kere 3 15. 3 de burada 18 klorum var. Ürünlerde girenlerde de 18 olması lazım. 4 tane buradan geldi. Geriye 14 kaldı. Yine buraya dokunmuyorum çünkü redoksa katılan mangan elementi var. Şuradan eşitliğimi sağlayacağım. 18 tane olması için 14 ile çarpıyorum burayı. 14 klor buradan, 4 de burada 18. Bir daha yapalım. 5 kere 3 15. 3 de buradan 18 ile eşitlenmiş oldu klorlarda. Geriye hidrojen ve oksijen kaldı. Hidrojen üzerinden gidelim. Girenlerde hidrojen sayım daha fazla. Bakın 14 hidrojenim var. Ürünlere baktığımız zaman sadece su hidrojen kaynağı.
14 olması için ne yapmam lazım? 7 ile çarpmam lazım. Zaten burada 7 ile çarptığım için cevabı da bulmuş oldum. 5 şıkkı. Oksijenleri de bir kontrol edelim. Doğruluğundan emin olalım. Oksijenler girenlerde 5 kere 3, 15 tane. Ürünlerde arkadaşlar 8 buradan, 7 de sudan geldi. 15. Cevabımız Bursa oldu. 10. soru yine elektrik ve kimya ile ilgili derişim pili üzerinden bir sorumuz. Baktığımız zaman arkadaşlar derişim pili olduğunu nereden anladık? Molarite değerleri 1 molardan farklıysa derişim pili diyorduk. Elektrotlara baktığım zaman elektrotlar farklı. Pillerde ilk yapacağımız şey anot ve katodu belirlemek. Bunu belirlerken de metalin aktifliğine göre belirliyoruz arkadaşlar. Eğer metaller aynı olursa derişimi az olan şeklinde ifade ederiz. Ama burada derişime göre değil, tekrar söylüyorum, elektrotlar farklı olduğu için elektrotların yükseltgenme potansiyeline göre belirleyeceğim. Anotlu arkadaşlar IQ kuralına göre, yani anot yükseltgenir, katot indirgenir kuralına göre anot belirlenirken yükseltgenme potansiyeline bakacağım. Buraya baktığım zaman iki tepkime de indirgenme tepkimesi. Ters çevirirsem ikisi de yükseltgenme olur. Şöyle yükseltgenmeye göre Y şeklinde düşünelim. Ters çevirirsem burası artı 0,27. Burası ise eksi 0,80. Kim daha büyük arkadaşlar? Kobalt daha büyük yükseltgenme potansiyeli. Dolayısıyla yükseltgenme potansiyeli büyük olan anottur. Katot ise arkadaşlar indirgenme tepkimesi şeklinde yazılacak. Dolayısıyla şu eksi 0,80'i iptal ediyorum. Burada yapacağımız işlem alınan verilen elektron sayılarını eşitlemem. Burada iki tane elektron verilmiş arkadaşlar ters çevirdiğim zaman. Burada da iki tane almalı. O halde alttaki tepkimeyi 2 ile çarpacağım. Şimdi net pil tepkimesini yazalım çünkü lazım olacak bize. Ayrı ayrı bir yazmış olalım arkadaşlar. Kobaltı ters çevirmiştik. Diğer tepkimeyi ise 2 ile çarpmıştım. Burada elektronlar birbirini götürdü ürüne girenlerde. Diğerlerini yazıyorum. Kobalt katısı artı girenlerde 2 gümüş artı. Pil tepkimesi denge tepkimesidir arkadaşlar. Çift yönlü ok. Kobalt artı 2 artı 2 tane gümüş katısı şeklinde. Bu bizim net pil denklemimiz. Potansiyellerini de yani standart potansiyelimizle hesaplayalım. Burayı ters çevirince yarı potansiyelim ne oldu? Artı 0,27 volt oldu. Burada ise 2 ile çarpsam bile arkadaşlar potansiyeller çarpılmıyordu, unutmayın. Artı 0,80 kalmaya devam etti. Bu iki değeri topladığım zaman E standart pilim ise arkadaşlar 1,07 volt çıkacak. Fakat bu derişim pili olduğu için Nernst denklemine göre çözümleyeceğim. Zaten bir de A şıkkında pilin gerilimi sorulmuş. Şuraya sileyim. Nernst denklemini hatırlarsak E pil eşittir E standart pil eksi 0,06, yani Nernst sabitin 0,06 alın demişim, bölü M, M dediğim alınan ya da verilen elektron sayısı çarpı logaritma anot bölü katot şeklindeydi formülüm. Tabi burada anodun kat sayısı üst olarak geçecek. Buraya A diyelim. Katodun katsayısı da yine üst olarak geçecek. Burası da B. Bunu da unutmayalım. Verilen değerleri yazalım arkadaşlar. E standart pili 1,07 buldum. Eksi diyorum 0,06 bölü. Alınan ya da verilen elektron sayım kaçtı? Şurada 2 idi arkadaşlar. Çarpı logaritma. Anot dediğimiz kimdi? Kobalt. Kobalt derişimi 0,01. Üst ifadesine baktığım zaman kobaltın katsayısı. Bakın derişimlere bakacağız arkadaşlar. İyon derişimine. Yani şu artılara bakacağız, şu katılara değil. Kobaltın katsayısı 1 olduğu için üzerine bir şey yazmanın bölü katot, katodum gümüş, gümüşün derişimi 0,1. Gümüşün katsayısı 2 olduğu için karesini alacağım. Bu ifadeyi yaptığım zaman bakın burası 0,1'in karesi ne olur? 0,01. Burası da 0,01. Şuradan arkadaşlar log 1 değeri geldi. Log 1 de 0 eşit olduğu için şurası 0 oldu arkadaşlar. Burası da çarpı olduğu zaman buradan da 0 gelecek. Yani direkt benim E pil dediğim değer 1,07 olarak çıkacak. Bize ne demişti? Hangisi yanlış demişti? A şıkkı 1,1 dediği için yanlış. Doğru cevap ne diyoruz? Tekrar söylüyorum. 1,07. Neden? Şu logaritmadan gelen kısım 0 çıktığı için log 1. Dolayısıyla şu 0,06 bölü 2 de 0 oldu. Sadece 1,07 şeklinde bulmuş oldum. Diğer şıkları da yorumlamak istiyorum. Şu kısımları yine sileceğim. Karışıklık olmasın. B şıkkı gümüş yarı piline katı gümüş nitrat atılıp çözüldüğünde pil gerilimi yükselir. Arkadaşlar gümüş nitrat eklediğim zaman gümüş iyon derişimim artacak. Baktığın zaman gümüş iyon derişimi girenlerde gümüş iyon derişimi artarsa denge ne olacak? Ürünlere kayacak. Ürünlere kaydığı için de pil potansiyelim artar diyeceğiz. Yani B şıkkı doğru. C şıkkına geldik.
Kobalt yarı piline sodyum sülfür eklenirse pir gelirimi yükseliyor. Bakın, bakın kobalt yarı piline sodyum sülfür eklediğimiz zaman burada yaptığı etki bize kobalt sülfür katısı oluşturmak olacak. Yani buradaki kobaltla sodyum sülfürdeki kükürt bir tepkime vererek kobalt sülfür katısını oluşturacak arkadaşlar. Ve bu da suda çözülmediği için bizim kobalt iyon derişimimiz, şuradaki iyon derişimi artı olarak bakıyoruz, azalacak. Kobalt derişimi azalırsa denge yine ürünlere kaydığı için pil potansiyeli yükselir ifadesi doğru olacak. Ortamın sıcaklığı arttırılırsa pil gerilimi azalır demiş. Arkadaşlar pil tepkimeleri egzotermik tepkimelerdi. Şimdi biz sıcaklığı arttırırsak denge ne olacak? Girenlere kayacak. Tekrar söylüyorum, egzotermik olduğu için sıcaklığı arttırırsak denge girenlere kayar. Denge girenlere kaydığı için pil gerilimi azalır ifadesi doğru. E şıkkı gümüş yarı piline sodyum sülfür eklersek burada da arkadaşlar gümüş sülfür katısı oluşacak. Yani bizim gümüş iyon derişimimiz şu katıyı oluşturmak için ne olacak? Azalacak. Gümüş iyon derişimi azalırsa denge ne olur? Girenlere kayacak arkadaşlar. Denge girenlere kaydığı için pil gerilim düşer. Bu öncülle doğru oldu. Özellikle şu sodyum sülfürlü sorulara dikkat etmenizde fayda var sevgili gençler. 11. sorumuz kimya ve elektrik ünitesiyle ilgili yine elektroliz bölümünden. Şekilde bir elektroliz kabı verilmiş ve sulu çözeltileri bakın. Burası çok önemli. Çünkü sulu çözelti deyince ne oluyordu? Ortamda H artı ve hidroksit iyonları da yer alıyordu. Elektroliz ediliyor. Katotta ve anotta ilk olarak açığa çıkan madde denilmiş. Burada da bize elektron verme yani yükseltgenme potansiyelleriyle ilgili bilgi verilmiş. Şimdi elektroliz sorularında şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Anotta ve katotta toplanan madde sınıfları ayrı. Kimler anotta toplanıyor? Anyonlar anotta toplanacak. Anyonlar anotta diyoruz. Katyonlar ise katotta toplanacak. O halde anyonlarımız kimler? Çözeltiye baktığımız zaman bir kez hepsi sulu çözelti olduğu için kafadan hidroksit iyonumuz var. Daha sonra brom, klor ve iyot iyonları, anyonları yer alacak. Anotta bunlar yarış halinde olacak. Katotta ise katyonlar yine sudan H artı gelecek arkadaşlar. Eğer bize eriyik ya da sıvı deseydi H artı ve OH eksi olmayacaktı. Yarışa katılmayacaktı arkadaşlar. Diğer katyonları yazalım. Sodyum artımız, gümüş artımız ve çinko artı 2'miz arkadaşlar. Bunların değerlerini bileceğiz. Yüklerini hatırlamasanız da bunların katyon olduğunu bilmek bu soruyu çözmek için yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar yine I2 kuralı her zaman geçerliydi. Neydi I2? Anot yükseltgenir. Katot indirgenir. Yani anotta biz yükseltgenme potansiyeline göre, elektron verme isteğine göre bakacağız. Katottaysa indirgenmeye göre, yani elektron almaya göre yorumlayacağız. Zaten elektron vermenin tersi de elektron alma. Anyonlarda yükseltgenmeye göre bakacağız dedik. Zaten bize elektron vermesi yükseltgenme verilmiş. Anyon grubuna bakıyorum arkadaşlar şurada. Bu anyon grubundan en fazla olan yükseltgenme isteği kim? İyot. O zaman burada yarışı iyot kazanacak. Anotta iyot olan şıklar kalsın. Elimde şunlar gitti. Katotta ise indirgenmeye bakacağız. Yani yükseltgenmenin tersi. Şu katyonları indirgenmeye göre yani elektron almaya göre sıralarsak arkadaşlar ters çevirirsem bu denklemi gümüş, hidrojen, çinko ve sodyum şeklinde sıralanacak. Sizin de gördüğünüz gibi elektron almada en yüksek kim çıktı? Gümüş çıktı sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Burada da gümüş açığa çıktı. Bir de şunu söyleyeyim. Anyonlar arkadaşlar moleküler halde açığa çıkacak. Yine şunu da bilin. OH'ın yükseltgenme ürünü oksijendir. Diğerleri zaten karıştıracak bir durum yok. Her zaman için tekrar söylüyorum. OH'ın yükseltgenme ürünü oksijen. Bunu da bilmiş olalım. 12. sorumuz. Organik kimyaya giriş bölümüyle ilgili sözel bir soru. Karbon elementinin allotropları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Fulleren karbonun yapay allotropudur. Evet arkadaşlar, fulleren, bir de bizim grafenimiz var, grafen. Bunlar karbonun yapay allotroplarıdır. Hatta fullerenden nanotüpler de elde ediliyor. Bunu da bilmiş olalım. Grafitteki karbon bağları elmasa göre daha güçlü. Bu öncül yanlış arkadaşlar. Grafitteki karbon halkaları arasında zayıf olan Van der Waals etkileşimleri söz konusu. Elmas ise oldukça sağlam bir
madde. Dolayısıyla elmas grafite göre daha güçlüdür. Bağları da daha güçlüdür yorumunu yapacağız. Üçüncü öncül, grafendeki atom tabakaları kalın olduğundan çok güçlü bir madde. Şimdi bu öncülün bir kısmı doğru, yani şu ikinci kısmı doğru, çok güçlü bir madde arkadaşlar. Çelikten bile güçlü bir madde grafen, yeni teknolojik bir ürün. Ama kalın bir tabaka değil arkadaşlar. Atomik düzeyde, tek atom düzeyinde çok ince bir tabakadan oluşuyor grafen. Kalın değil. Burada kalın dediği için üçüncü öncülümüz yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Tekrar söylüyorum, grafen atomik düzeyde, yani tek atom düzeyinde çok ince bir tabakadan oluşan bir karbon alla topu diyoruz sevgili gençler. 13. ve son soruya geldik. Organik kimya giriş bölümüyle ilgili hibritleşme üzerinden bir soru sormuşuz. Aşağıdaki molekül türlerinden hangisinin hibritleşme türü diğerlerinden farklıdır denilmiş. Evet arkadaşlar, yapalım. Öncelikle ilk molekülümüz oksijen. Oksijenin Lewis yapısını yazdığınız zaman şu şekilde bulacaksınız. Buralarda tabii noktalar var. Birbiriyle çift bağ yapıyor. Oksijen elementi 6A grubunda. 6A grubunun orijinalde yaptığı hibritleşme türü sp küptü. Yapısında pi bağı varsa bu hibritleşme değerinden düşünür diyorduk. Bir tane pi bağı içerdiği için içerdiği pi bağı kadar hibritleşme değeri düşürülür. Dolayısıyla oksijenin yaptığı hibritleşme türü sp2'dir gençler. Bir de şunu söyleyeyim, her molekül hibritleşme yapmak zorunda değil. Tek sigma bağından oluşan, yani tek sigma bağı dışında herhangi bir bağ içermeyen, pi bağı dahil herhangi bir bağ içermeyen moleküllerde hibritleşme yapmaz. Örnek olarak da HV verilebilir. Bakın, tek sigma bağından başka hiçbir bağımız yok. Dolayısıyla böyle moleküllerde hibritleşme yoktur. Bunu da belirtmiş olalım, hatırlatmış olalım size. Arkadaşlar, BH3'ü incelediğimiz zaman Lewis yapısını bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Bor elementi 3A grubunda. Biz 3A grubunun orijinalde sp2 hibritleşmesi yaptığını söylüyorduk ve yapıda pi bağı olmadığı için sp2 yapmaya devam edecek. Karbondioksite geldik. Karbondioksidin Lewis yapısını yazdığınızda şu şekilde olduğunu göreceksiniz. Karbon 4A grubuydu. 4A grubu da orijinalde sp küp yapardı. Fakat karbondioksidin yapısında 2 tane pi bağı var. Biliyorsunuz çiftli bağda 1 sigma 1 pi bağı bulunmaktaydı. 1 pi soldan, 1 pi de sağdan geldi. Toplamda 2 pi olduğu için hibritleşme değerinden 2 düştüğüm zaman sp hibritleşmesi yaptığını gördük. Burada sp yapar dedik. Dolayısıyla şuradan cevabımız C olduğu anlaşıldı. Diğer şıklara da bakalım. C2H4'ün Lewis yapısını yazdığınız zaman arkadaşlar şöyle bir yapı göreceksiniz. Yine karbon elementi burada. İstediğiniz karbonu seçebilirsiniz. Sol ya da sağ fark etmez. Normalde 4A dedik, sp küp yapacaktı. Fakat bir tane pi bağı içerdiği için ne olacak buradaki hibritleşme yaptığı karbonun? sp2 hibritleşmesi yapacak arkadaşlar. SO2'ye de bakalım. Bu molekülde arkadaşlar bir formülümüz vardı. Onu bilmeniz gerekiyor. Şunları silip yazayım. Evet, formülümüz bu. Kararlı halde olması gereken elektron sayısı. Burada arkadaşlar oktet ya da dublet olarak düşünün. Ya 8 olacak ya 2. Eksi gerçekteki değerli elektron sayısı, iyonlar için alınan ya da verilen iyonu da buraya ekliyorduk. Bölü 2 dediğimiz zaman bağ sayısı oluyor. Şimdi bakalım SO2 için uygulayalım arkadaşlar. Kararlı halde, şimdi kükürt 6A grubu, oksijen de 6A grubu. Yani ikisi de kararlı halde oktet olmak isteyecek. Toplamda bileşiğinde kaç tane oktet olmak isteyen molekül var? 3. 3 çarpı oktet ne demekti? 8. 3 çarpı 8 diyorum ilk bölüme, şuraya. Eksi gerçekteki elektron sayısı, son katmandaki bulunan elektron sayısına değerlik elektron sayısı diyoruz. İkisi de 6A grubu olduğu için 6'dır. 3 tane atom var, yani bir tane kükürt, 2 tane oksijen. Ne oldu? 3 çarpı 6 dedim. Bölü 2 dediğim zaman bakın 24 eksi 18 bölü 2'den 3 değeri çıkıyor. Demek ki bizim SO2 molekülümüz 3 bağ yapacak. SO2'nin Lewis yapısını şuraya çizelim. 3 tane bağ yaptığını bulduk. Bir bağ buraya, bir bağ buraya attım. Üçüncü bağ ister sol ister sağdaki oksijenle yapsın. Fark etmez arkadaşlar. Ben şöyle koymuş olayım. Daha sonra etraflarına nokta da koyacağız. Toplamda 8 elektron olması lazım. 2 burada var. Hani bir bağ 2 elektron oluşuyordu. 2 de burada. 4, 6, 8 şeklinde yazılır. 2 burada var. 4, 6, 8.
Yine 2, 4, 6 burada var. 8 şeklinde olacak. Lewis yapısı bu. Şimdi S6A grubu orijinalde SP-Q hibritleşmesi yapar. Yapısında bir tane P bağı bulunduğu için arkadaşlar burada ne olmuştur? SO2 de SP2 bağı yapmıştır. C şıkkındaki karbondioksit SP bağı yaptığı için diğerlerinden farklı bir hibritleşmeye sahip. Dolayısıyla cevap C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, denememizi faydalı bulduysanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. 5. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.